Doğru düzgün bir sunum yapmak. Sunum ne ya? Yeni gelinlerin tatlı telaşı mıydı? Öyle bir şey. Hayır, sunumdan bahsetmiyorum. Şu, baştan almam lazım bunu. Selam, ben Sevde. Son zamanlarda evde çok fazla vakit geçirmeye başladım ve bazen evde bulunduğum günlerde gerçekten enerjimin çok düştüğünü, çok mutsuz hissettiğimi fark ettim. Bunun üzerine aslında uzun zamandır mutsuzken yaptığım ve kendimi bir anda iyi hissettiğim bir takım şeyleri paylaşmak istediğimi fark ettim. O yüzden bu videoyu şu anda çekiyorum. Bugün anında modunuzu yükseltecek şeylerden bahsedeceğim ve yaptığınız zaman en azından biraz da olsa kendinizi mutlu hissedebileceğiniz şeylerden bahsedeceğim. İlk olarak mutsuzluğunuzun kaynağını ve içinizdeki bütün o hisleri dışarı dökmek bence çok önemli. Bir yere yazmak şeklinde olabilir, bir arkadaşınızı arayıp sohbet etmek şeklinde olabilir. Benim öyle var mesela, yani kendimi mutsuz hissettiğimde kesinlikle arayıp dertleştiğim ya da bazen aradığım anda zaten kendimi çok iyi hissettiğim ve dertleşmesem bile normal sohbet muhabbet ettiğim arkadaşlarım var. Onlarla konuşmak bana çok iyi geliyor. Bazen insanlarla konuşmak istemediğimde yazı yazabiliyorum. Hiç olmadı. Her şeye çok üşeniyorsanız ses kaydı bile alabilirsiniz. O an hissettiğiniz şeylerle ilgili hiç önemli değil. Ses kaydını daha sonra silersiniz ama en azından kendi içinizdeki şeyleri biraz böyle dışarı dökmek, o içinizdeki kötü enerjiyi bir dışarı bırakmak bence iyi oluyor bu durumlarda. İkinci önerim temizlik olacak. Yani ev temizliği değil aslında. Çok standart duyuluyor olabilir kulağa ama bir şekilde duşa girmek olabilir. Zaten duşun etkisi herkes tarafından bilinen bir şey. Su insanın negatif enerjisini alıyor gerçekten. Onun dışında herhangi bir noktayı düzenlemek veya temizlemek olabilir. Ben şuna çok inanıyorum. Herkesin evinde bence mutlaka çok dağınık bir çekmece oluyor. Her şey o çekmecenin içine atılıyor, böyle anlamsız olan her şey. O çekmeceyi düzenleyebilirsiniz, kitaplarınızı düzenleyebilirsiniz. Yani bu tarz şeyler bence insanın beynini de biraz temizliyor. Yani zihniniz de biraz arınmış oluyor temizlikle beraber. O yüzden ben temizliğin de gerçekten çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bir diğer önerim, o insanla görüşün. O insan kim biliyor musunuz? O insan sürekli yolda gördüğünüzde abi bir ara buluşalım ya dediğiniz ya da işte birbirinizin Instagram storylerine sürekli kalp atıp bir türlü yüz yüze görüşemediğiniz, buluşmayı sürekli içten içe düşündüğünüz ama harekete geçemediğiniz o insan. Benim o şekilde görüşemediğim bir sürü arkadaşım var ve bu gerçekten benim üzerime bir ölü toprağa çöktürüyor. Yani sürekli çünkü içten içe o arkadaşımla buluşmam gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman işte onun sosyal medyada paylaşımlarını gördüğümde kendi kendime hemen tekrar aklıma geliyor ya biz hala görüşemedik diye ve görüştüğümde gerçekten ciddi anlamda mutlu oluyorum. Bugün de mesela birkaç tane öyle çok görüşemediğim arkadaşımla konuştum. En azından WhatsApp'tan yazmak, bir şekilde buluşmak üzerine konuşmak bile insana kendini iyi hissettiriyor. Bir buluşma günü belirlemek. Dışarı çıkmak mutsuzken gerçekten insana çok böyle üşendirici gelebiliyor. Yani ne uğraşacağım onunla ya diye düşünebiliyorsunuz. Hatta duşa girmek bile istemiyor insan. Yani dışarı çıkmak için çünkü belli başlı yapılması gereken bazı hareketler var. Kalkacaksın, giyin falan. Ama en azından o arkadaşınıza yazdığınızda belki bir gün belirlemiş olursunuz ve eğer ki bugün buluşacaksanız bence çok şanslısınız. Çünkü bir sonraki önerim de dışarı çıkmak olacaktı. Dışarı çıkmak da bence insanı gerçekten mutlu ediyor. Yani mutsuzken ve evin içerisindeyseniz o evin içinde kendi elektriğinizle ve kendi enerjinizle zaten böyle kendi kendinizi o mutsuzlukla yoğuruyorsunuz. Yani bu nasıl bir ifade oldu bilmiyorum ama gerçekten yani o evin içerisinde insan sürekli kendi dertlerini büyütüyor. Mutsuzluğunu büyütüyor. İçinde bulunduğunuz ruh hali her neyse onu çok daha fazla büyütebildiğiniz bir ortam bence ev. Ve evin dışına çıkmak, en azından bir markete gitmek, yürüyüşe gitmek, işte alışverişe gitmek ya da arkadaşınızla buluşmak insana gerçekten oh be dünya varmış dedirtiyor. Yani dışarıda bir dünya var ve bunu görmediğiniz takdirde kendi enerjinizle çok karşı karşıya kalıyorsunuz. O yüzden bence dışarı çıkmak da mutsuzken yapılması gereken şeylerden biri. Bir diğer önerim evin havasını değiştirmek. Ben gerçekten galiba insanlar sürekli evdeyken mutsuz oluyorlarmış gibi düşünüyorum sanırım. Çünkü bütün önerilerim öyle oldu. Ama ben genelde evdeyken mutsuzluğumu daha iyi hissedebiliyorum. Dışarıda en azından bir sosyal enerji oluyor, böyle güzel bir şey oluyor. Ben dışarıyı daha çok seviyorum. Belki o yüzden olabilir. Ama eğer evde ve mutsuzsanız mutlaka evin bütün camlarını açıp, yani dışarıda kar bile yağıyor olsa, çok soğuk bile olsa o camları bir ardına kadar açıp en azından bir 20 dakika, yarım saat evdeki bütün havayı değiştirdiğinizde
En azından içinizin böyle bir ferahladığını, işte biraz uyandığınızı, kendinize bir kahve yapma enerjisini bulabildiğinizi göreceksiniz. Bu benim için çok önemli. Her sabah uyandığımda ben zaten odamın camlarını mutlaka sonuna kadar açıyorum ve biraz böyle oksijenle ayılmaya çalışıyorum. Ama mutsuzken de bence bütün evi şöyle bir havalandırmak ve o kötü elektriği dışarı çıkarmak çok önemli oluyor. Bir diğer önerim bir şeyler üretmek. Yemek yapmak olabilir, resim yapmak olabilir, kişisel ilgi alanınız her neyse yazı yazıyor olabilirsiniz. YouTube'a videolar çekiyor olabilirsiniz benim gibi. Herhangi bir şekilde kendinizi ortaya koyabilmek, bir şeyler üretmek bence insana gerçekten çok daha iyi hissettiriyor. Yani bir şey ürettiğiniz zaman çünkü kendi kendinize şunu söylüyorsunuz. Ya evet ben bu dünyaya bir şeyler katabiliyorum, bir şeyler yapabiliyorum. O his zaten insanı bence çok daha mutlu eden bir şey. O yüzden en azından ilgi alanınız her neyse yani dediğim gibi yemek yapmak bile olabilir. İnsana kendini çok daha iyi hissettiriyor. Hem de bedenle de bir şey yapmış oluyorsunuz. Yani vücudunuzu da hareket ettirmiş oluyorsunuz. O anlamda insana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Son önerim kendinize bakmak. Yani bunu aslında kendinize misafir gibi davranmak da diyebiliriz. İnsan evdeyse, yine eve bağladım ama yine de insan evdeyse ve mutsuzsa ve duşa bile girmediyse ve aynı yatağın içerisinde sürekli telefona bakarak ne bileyim abur cubur yiyerek gününü geçirmeye çalışıyorsa bu zaten çok kötü bir tablo. Yani bundan çıkmak için ve evin içerisinde duracaksanız eğer yapmanız gereken şey ne bileyim bir oje sürmek olabilir. Ne bileyim bir maske yapmak olabilir. Bence bunun hiçbir şekilde cinsiyeti yok bu arada. Kişisel bakımınızla ilgilenmek, biraz kendinize böyle özenli davranmak, evin içerisinde daha düzgün olan ev giysilerinizi giymek. Mesela pijamalardan sıyrılıp daha böyle sevdiğiniz ve rahat olan başka giysiler giymek olabilir. Güzel yemekler yapıp onları yemek, kendinize böyle hygge bir ortam oluşturmak, bir mum yakmak, bir kahve içmek falan. Bunlar gerçekten insana kendini daha önemli hissediyor. Çünkü insanın mutsuzluğunun asıl sebebi bence kendi kendine çok fazla değer vermemesinden kaynaklanıyor. Ve en azından kendinize değer verdiğinizi arada bir göstermek bence çok önemli oluyor. Ve bu noktada da bu gibi küçük hareketlerle kendi kendinizi mutlu edebilirsiniz. Benim mutsuzken yaptığım ve kendi kendimi mutlu ettiğim, biraz daha modumu yükseltmemi sağlayan şeyler bunlardı. Umarım işinize yarar bir şeyler söyleyebilmişimdir. Söylediğim çoğu şey aslında birçoğumuzun bildiği veya yaptığı şeyler olabilir. Ama en azından böyle bir video ile hepsini toparlamak mantıklı olur diye düşündüm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.